Thank you very much, Johan. Ve Bülent Hanım, siz ne demek istersiniz? Efendim, bu arkadaşlarımız? Oldum olası vedalaşmayı hiç sevmem. Evet. Böyle sonlar daima beni rahatsız eder. Evet. Tabii bütün heyet umumiyedeki arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, evet, dünyanın sonu değil bu. Bir yarışmadır ve bunu jüri üyelerinin üzerindeki hakimiyet sahibi olan sağduyulu musiki severler, halk kararı vermiştir. Evet. Onun karşısında söylenecek bir söz bulamıyorum. Biz kendi hayatlarımızda da böyleyiz. Evet. Uğraşırız, en iyisini sıfır hatayla kendimize göre yapmaya çalışırız. Ama efendim? Ama verilerimiz beğenilmeyebilir de. Evet. Takdir halkındır. Onun için üzülmemelerini tavsiye ediyorum ama benim bu sözlerim tabii ki şu anda onlar tarafından duyulmuyor. Evet. Duyulmayacaktır. Onu da çok iyi biliyorum. Bir şey söyleyemeyeceğim efendim fazla. Takdir zaten kararla bellidir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan SMS'inizi 83333'e yolluyorsunuz. Osman Hanım, ben efendim? Bülent Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Öyle mi? Evet. Bülent Hanım, bütün hafta bana internette mail adresime çeşitli mailler geldi. Siz de duydunuz mu? Nedir o? Sizin yarışma sırasında tadarrut ettiğinizle ilgili bir mail. Yok, ben öyle bir mail almadım, hiç bilmiyorum. Efendim, tadarrut yerlenmek demek. Yarışma sırasında Bülent Hanım'ın böyle görüntüsü var. Görüntüsü. Evet. Ben aldım bu, getirdim. Tadarrut esnasında bunun görüntüsü de mi oluyor? Evet. Hayır, biz bunun sesini veyahut da kokusunu biliriz de görüntüsünü ilk defa duyuyorum. Bir Osman Hanım, ben getirdim, bir rejiden yollayabilirim. Benimki acaba o da mı değişik oluyor? İşte bir siz de seyredin bakalım ne diyeceksiniz. Peki, Bülent Hanım izin verirse gösterelim. Aa, estağfurullah, buyurun. Peki. Madem ki söylendi. Peki. Nedir, bu bilemiyorum. İşte o dakikalar. Gösterelim, aksın. Biz kendi hayatlarımızda da böyleyiz. Evet. Uğraşırız, en iyisini sıfır hatayla kendimize göre yapmaya çalışırız. Ama lütfen devam efendim? Ediyor. Devam ediyor. Bir şey gülmedi. Ama verilerimiz biz kendi hayatlarımızda da böyleyiz. Olamaz. Ya bir kere daha seyredebilir miyiz? Rica ederim. Müsaade ederseniz. Aman efendim, estağfurullah. Peki, buyurun. Efendim. Bu konuda rahatız. Rahat olduğumuzu neden birazdan anlatacağız size. Buyurun. Biz kendi hayatlarımızda da böyleyiz. İzliyoruz. Evet. Uğraşırız, en iyisini sıfır hatayla kendimize göre yapmaya çalışırız. Ama efendim? Bir şey bilmiyorum. Ama bir şey açıklamak istiyorum ben. Evet. Şimdi bak, görüntüleri izledik. Armağan. ben bir şey açıklamak şimdi istiyorum. Şimdi tabii ben bunu çok gülüyorum ama abesle iştigal bir espri olarak kabul ediyorum. Çünkü efendim hayatımın bütün dönemlerinde... Bülent Hanım'ın sesini biraz yükseltelim lütfen. Hayatımın bütün dönemlerinde daima hem karşımdakine, evet, hem evvela kendime son derece saygılı davranmışımdır. Evet. Ha, diyeceksiniz ki tabii ki fizyolojik olarak efendim bazı yani bünyenin ifrazatı olabilir. Evet. Çok doğaldır. Ama her insanda olabilir diyorsunuz. Müsaade ederseniz izah edeyim efendim.
Siz bana sordunuz, bana izah etmek ihtiyacını hissediyorum tabii ki. Şimdi efendim, bu böyle bir olayın gerçekleşmesi, asıl olması tabii ki asla ve asla doğru olamaz. Bu tamamıyla herhangi bir basın müntesibi arkadaşımızın bir mekanik oyunudur muhakkak ki. Çünkü basın da değil. Onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum. Evet. Ya da müdür beyin bir yere vurdu, bir şey yaptı. Şimdi da onu açıklayacak zannediyor. Şimdi onu söyleyecekti. Artı, evet. Artı çok özür dilerim. Estağfurullah. Benim defi hacet yaparken ağzımdan oramla buramın arasında bir kilometre var. Yani bu mikrofonlar buradaki sesi bu kadar alabilecek güçte değil. İmkanı yok. Haklısınız Bülent Hanım. Olay şöyle oldu. Bülent Hanım tam orada yorum yapıyordu. Biz Yıldız Hanım'la bir şey konuşuyorduk. Evet. Ben de konuştuk. Arman bu... çok özür dilerim. Hem de bayağı şey dramatik bir an değil evet. mi? Güneş gitmek üzere Yusuf'la biz Güneş yan yana. Biz de Yıldız Hanım'la bir şey konuşuyorduk. Bu evet. mikrofonlar hep açık olduğu için. Ben elimle mikrofonu tuttum böyle. Elimi çekerken o ses çıktı. Maalesef... Yani mikrofondan gelen bir evet. ses. Mikrofondan gelen bir ses. Yani. Evet. Benim mikrofonumdan geldi. Hayatımda onu söylüyordum efendim. Sözünüzü kestim mi? Başlayın. Hayatımda hep kendime ve herkese saygılı olmuşumdur. Örneğin madem ki mevzu açıldı bir iki kelimeyle ifade etmek isterim. Tabii ki. Vaktinizi çalmıyor isem. Estağfurullah. Efendim. Hayatıma giren bir dört tane partnerim olmuştu. Çok seçici bir kadınımdır. Evet. Tabii insan partneriyle en yani çok çok yoğun olur ve çok yakın olur takdir edeceğiniz tabii. gibi. Öyle olduğu halde partnerim tuvalete girer misal. Evet. Efendim ben 15-20 dakika ara veririm. Hemen arkasından girmem. Ne olur ne olmaz. İnsanlara rahatsızlık vermem. Utanmasını, utanmaması ona için sebep evet. olmayayım diye. Evet. Vaka çalışanlar zaten hemen orayı havalandırırlar, temizlerler. Ama yine de her şeye rağmen bu bir saygıdır. Birinin arkasından anında tuvalete girilmez. Bunlar evet. Tabii kültür meselesidir. Ha diyeceksiniz ki bu kadar efendim çok saygılısın da niye hayatında yalnız kalıyorsun, mutlu değilsin. Beni taşıyabilecek efsafta bir insan olmadığı için yalnız kalıyorum. Erkekler çünkü kendinden üstünlere karşı hep eziklik hissederler, kendileri üstün olsun isterler. Onun için de fazla geliyorum herhalde böyle. Yalnız kalıyorum. Hem kilo bakımından da fazla gelebilirim tabii. Yok hiç öyle bir şey yok. Yani herhalde duydunuz Bülent Hanım'ın ne dediğiniz dediğini. Bu arada partnerlere de hemen buradan tavsiyeyi veriyoruz. Evet. Hemen partnerinizin arkasından tuvalete girmeyin. Bunlar çok önemli şeyler. Ya şunu anladık ki popstar da olmadı ama gaz bile olsa büyük olay oluyor. Yani internetleri düşüyor.